Bu yerel yönetimler seçimlerini biz hem DEM Parti olarak hem DEM Parti ile ittifak halinde olan güçlerle birlikte yürütüyoruz. Çalışma biçimimiz daha çok işte mahallelere dönüktür. 8 tane mahallemiz var. Bu mahallelere ilişkin komisyonlarımız var. Komisyonlarımızın da çalışma yürüteceği alanlar ve sokakları belirleyip o şekilde akşamları çalışmalara çıkıyoruz. Gündüz çalışmalarını da yapıyoruz. Bir de adaylarımızın hem bizimle birlikte yürüttüğü çalışmalar var, hem de kendilerine özgü yürüttükleri çalışmalar var. Kararsız seçmenlere dönük daha çok adaylarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz çalışma biçimlerimiz var. Milletvekilimizle birlikte yürüttüğümüz çalışmalar var. İşte esnaflarımıza dönük çalışmalarımız var. Şu anda yaptığımız bu çalışmalarda, bu süreç içerisinde karşılaştığımız atmosfer, Dersim İttifakı'nın bu seçimi kesinlikle kazanacağına dönük bir izlenim bizde oluştu. Dersim Türkiye'nin tek Alevi kentidir. Yani bu kimliğimizi unutmadan sandığa gitmemiz gerekiyor. Şu anda Dersim'de Alevilerin, Kürtlerin, yoksulların, emekçilerin haklarını savunan bütün gruplar bir araya gelmiştir. Aslında bu Dersim halkının yıllardır özlemini çektiği bir tablodur. Madem bu siyasi hareketler bir araya gelmişse Dersim halkının da bu devrimci güçler etrafında birleşmesi gerekiyor. Kapımızda büyük bir tehlike var. AKP, MHP, faşizmin yarattığı tehlike yetmiyormuş gibi bir de Hüdapar tehlikesi var. Yani Hüdapar'ın Alevilerin kentinde aday göstermesi bile Alevilerin çok dikkat etmesi gereken bir konu olduğunu, yani giderek kentimizin demografik yapısının değiştiğini bütün Dersimler biliyor. Yerel seçimleri bu güçler kaybederse Dersim'in demografik yapısı tıpkı 1930'lardaki Erzincan'ın yapısına döner. Bu nedenle biz buradan Dersimli yoldaşlarımıza, halkımıza çağrımız 31 Mart'ta devrimci ittifaklar etrafında birleşmeye, oylarını DEM Parti'ye vermelerini tüm halkımızdan rica ediyoruz. Sandığa gelsinler. Dersim dışındaki üniversitede okuyan çocuklarını Dersim'de oy kullandırmaya yönlendirsinler. Buna ilişkin ekonomik olarak bir kaygıları olmasın. Bunu partilerimiz, kurumlarımız karşılamaktadır, geliş gidiş paralarını. Bu nedenle bütün halkımızı sandık başına DEM Parti'ye oy vermeye davet ediyoruz. İttifakın oluşum süreci kendi içinde bir dizi tartışma, handikap ve sancılı bir şekilde eriştiği için dolayısıyla onun hem ittifakı oluşturan kurumların kitlesinde hem de genel halkta yarattığı bir güvensizlik ya da bir olumsuz bir zemin oluştu. O tabi bizlerle alakalı bir eksiklik. Fakat gelinen aşamada özellikle ittifakın politik mutevası, yoğun bir çalışma performansı gerçekten yoldaşça, hostça ve halkın, Dersim halkının gerçek sorunlarını gerçek çözümler temelinde ve Dersim'in o tarihsel bütün devrimci, demokratik, ilerici ortak birikimleri, değerleri, kazanımları ve Dersim'in aydınlık geleceğini merkeze koyan bir politik perspektif doğrultusunda son, özellikle son bir aydır yoğunlaştırılmış belli bir işte oluşturduğumuz ittifakın üst ittifak koordinasyonu tarafından belirlenen plan program doğrultusunda Dersim'in bütün mahallelerine yayılan, yoğunlaştırılmış bir çalışma var. Bu anlamda da esasen şu an gelinen aşamada o ilk başlarda ki o hani belirsiz güvensizlik atmosferinin eğiliminin biz ittifakın bu olağanüstü çalışması ve ittifak ruhunu merkeze koyan pratik çalışmasıyla Oğuz Emin'in önemli oranda yani bize göre %80 kırıldığı düşüncesindeyiz. Dersim ittifakının onun politik mahiyetine yakışır içinde yüksek bir oy farkıyla azalmayı hedefliyoruz. 31 Mart'ta da Dersim halkının çok çok
net bir şekilde Dersim İttifakı ve Dersim İttifakı'nın ortaya koyduğu politik irade etrafında birleşeceğini, kenetleneceğin noktasında hiçbir kuşkumuz yok. Dolayısıyla 31 Mart'ta Dersim halkı kendi politik tercihini, iradesini çok net ve kararlı bir biçimde Dersim İttifakı etrafında ortaya koyacaktır. Bu vesileyle tekrardan Dersim halkını, Dersim'in aydınlık geleceğini daha ileri düzeyde temsil etmek için ve Dersim'in o bütün tarihsel, demokratik, devrimci, ilerici birikimlerin noktasında bir perspektifle, bir çabayla Dersim İttifakı etrafında birleşmeye, kenetlenmeye ve azalmaya çağırıyoruz. Sermaye ile zenginlerle ilişkilerini bütünleştirmeye çalışan, halka ekonomik ve sosyal baskı yarattıran bir iktidarla karşı karşıyayız. Onların tarafı, tabii yerel yönetimi alarak da bu alanları ranta açmaya çalışan bir iktidarla karşı karşıyayız. Ama diğeri biraz daha emeğin, barışın, demokrasinin, eşitliğin ve özgürlüğün mücadelesini büyütme derdinde olan bizim gibi partilerin yan yana geldiği, ittifak kurduğu alanlar yaratmaya ve buradan mücadeleyi yükseltme derdinde olduğumuz bir çaba var. Elden geldiğince her ilde yerelin özgünlüğünü düşünerek en geniş demokrasi ittifakını kurma çabası içerisinde olduk ama bunda başarılı olduk mu dersek tam yapamadık. Ama Dersim açısından baktığımızda daha önceden çok da yan yana gelmeyen, ayrı ayrı girilen çeşitli yapıların bu sefer hep birlikte yan yana geldiği bir Dersim ittifakı oluşturduk. Nasıl gidiyor çalışmalarımız dersek, hem adaylarla birlikte, onun yanında mahallede evleri ziyaret ederek yüz yüze yaptığımız çalışmalar devam ediyor. Son 2-3 haftalık çalışmalarımız biraz böyle devam ediyor. İyi şeylerle de karşılaşıyoruz, halkımızın eleştirileriyle de karşılaşıyoruz. Geçmiş döneme ait çeşitli eleştirilerin olduğu bir dönem yaşıyoruz aslında. Yani sonuçta belediyecilik eksikleriyle birlikte var olan bir anlayış ama bu dönem içerisinde hem geçmiş dönem hem de daha önceki dönemlere dair halkımızın nerelerde eksik kaldığımız, neler yapmamız gerektiğine dair eleştiri ve önerileriyle de karşılaşıyoruz. Bunlar aslında bizim açımızdan iyi, ittifak bileşenleri açısından iyi de oluyor. Bunlardan ders çıkararak geçmişten aldığımız birikimle bunları büyütme derdindeyiz. İttifak olarak ortak bir yönetim, eşit hukuka dayalı bir yönetimi kurma çabası içerisindeyiz ama en temel anlayışımız halkın kendi seçme ve seçilme hakkına sahip çıkarak kendi iradesini yerel yönetime yansıtma hedefi içerisindeyiz. 31 Mart yerel seçimleri şu açıdan önemli. Tek adam iktidarını bir yandan zayıflatmak, onun ekonomik ve siyasi baskısını kırmak açısından önemli ve işçi ve emekçilerin kendi talepleriyle mücadelesini büyütmek açısından önemli olarak görüyoruz. O yüzden Dersim'de sadece Dersim merkez değil, ilçelerimizde de kurduğumuz Dersim İttifakı'nda emeğin, barışın, özgürlüğün adaylarına halkımızın oy vermesinin her oyun bir önemi olduğunu söylemek istiyoruz. Halkımızı Dersim İttifakı'na, ilçeleriyle birlikte Dersim merkezde Dersim İttifakı'na oy vermeye, mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.